Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Osman Tufan. Logitech'in oyunculara hitap eden modeli G502 incelemesiyle karşınızdayız. Dilerseniz ilk olarak mouse'umuzun tasarımıyla başlayalım. Logitech G502'nin ilk dikkat çeken noktası kablolu bir mouse olması. Biliyorsunuz genelde oyuncu mouse'larında kablolu mouse'lar daha çok tercih ediliyor. Hani pil performansını azaldığı zaman mouse'un tepkime süresini falan gecikmesinden dolayı oyuncular genelde kablolu mouse'ları tercih ediyorlar. Logitech G502'de de örgü kablo sistemiyle bir kablolu mouse karşımıza çıkıyor. Mouse'a dışarıdan baktığımızda kalabalık bir tuş takımıyla karşılaşıyoruz ki zaten genelde oyuncu mouse'larında biliyorsunuz birçok makro atamalı tuş bulunuyor. Logitech G502'de yaklaşık olarak 11 tane tuş var. Fakat bunların 9'u görüntüde karşımıza çıkıyor. Çünkü diğer iki tuş şu tekerleği sağ ve sol fonksiyonu olarak belirtilmiş. Ki birçok mouse'da biliyorsunuz tekerleğe atama yapılamıyor. Fakat G502'de tekerleğin sağ ve soluna da atama gerçekleştirebiliyorsunuz. Tekerlek haricinde dediğim gibi 9 tane tuşumuz mevcut. Tuşlardan 3 tanesi yan tarafta bulunuyor. Şu alt kısımda ve hemen şu yan kısımda parmağımızı koyduğumuz yerin üzerinde iki tuş daha var. Şurada bir göstergemiz bulunuyor. Bu göstergeyle DPI ayarı yaptığınız zaman DPI ayarını bu göstergede görebiliyorsunuz. Hemen tekerleğimizin üst kısmında klasik olarak Logitech mouse'larda görmeye alışkın olduğumuz tekerlek kilidi bulunuyor arkadaşlar. Bu tekerlek kilidini açtığınız zaman tekerleğin daha hızlı dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde tekerleği kilidini kapattığınız zaman da tekerleğin dönme hızını değiştirebiliyorsunuz. Yine klasik olarak Logitech mouse'larda sıkça kullandığımız yazılım arayüzüyle birçok özelleştirme ve makro atamalarını G502 ile de gerçekleştirebiliyoruz. Logitech G502'nin öne çıkan en önemli özelliklerinden birisi de arka tarafında ağırlık barları yerleştirebiliyor olmamız. Şu kısımda mıknatıslı bir bölüm var arkadaşlar. Şu kapak mıknatıslı olduğu için rahatça açılabiliyor. Ve gördüğünüz gibi bu kısımlara dilediğimiz gibi ağırlık bantları yerleştirebiliyoruz. Bu ağırlıkla isterseniz işte mouse'un sağa sola daha ağır olması, hani elinizin kullanım ayarına göre bunu ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz ağırlık takmadan da kullanabilirsiniz. Ki mouse'un ağırlıksız ağırlığı yaklaşık olarak 121 gram. Buna da kablo dahil değil, bunu da belirtelim. Logitech G502'nin diğer bir öne çıkan özelliği ise içerisinde kendi belleğinde 3 farklı profil saklayabiliyor. Yani bu profiller arasında da hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıyetten tek tek girip makro ayarlarını değiştirmenize gerek kalmıyor bu sayede. Mouse'umuzun DPI özelliği az önce de bahsettiğimiz gibi 12.000 DPI'ye kadar destekliyor. Yani bu değerler arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Özellikle FPS oyununu oynarken silah değiştirdiğinizde falan bu DPI özellikleri işinize yarıyor. Default özellikle DPI özellikleri mouse'un sol kısmındaki G7 ve G8 tuşlarına fonksiyonlanmış durumda. Fakat bunu dilerseniz yazılım arayüzüyle değiştirebiliyorsunuz. Oyuncu mouse'larının önemli noktalarından biri olan da biliyorsunuz tepkime süresi. G502'de tepkime süresi bir hali azaltılmış. Yaklaşık olarak 1 milisaniyelik bir tepkime süresi, yani bir gecikme süresi mevcut. Mouse'un kullanımı da son derece rahat. Alışılageldik şekilde sol tarafta baş parmağınız için bir yuva bulunuyor. Bunun haricinde G502 birçok yüzeyde takılma yapmadan çalışma özelliğine de sahip. Yani mousepad kullanmasanız bile mouse'u rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Logitech G502 genel olarak baktığımızda oyunculara hitap eden özellikleri içerisinde barındırıyor. Bu nedenle de ideal bir oyun mouse'u olarak duruyor. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.